İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Sizlerle bu akşam gene yaşanmış üç öyküyle birlikteyiz. Gene yüreğimizi, vicdanımızı, gönlümüzü derinden etkileyecek öyküler. Ruhumuzu sarsacak ibret dersleri izleyeceğiz. Bu akşam da bazıları sıra dışı gerçeği aşan ama hepsi yaşanmış gerçek olayların içine gireceğiz. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Para hırsı ne yazık ki insanların gözlerini de yüreklerini de karartıyor. Oysa hiçbir kötülük yapanın yanına kar kalmıyor. Er ya da geç kötülük cezasını buluyor. Gizli dünyaların ilk öyküsü de kendini altın hırsına kaptıran bir adamın dramını, ibret verici öyküsünü anlatıyor. Annemin altının yanında değil mi Ayfer? Öyle değerli bir şeyi nasıl unuturum? Ya anneni aldatmaktan vazgeçmeyecek misin sen? Niye aldatmak oluyormuş ki? O gerçek altın sanıyor, seviniyor. Zaten gerçek altından da farkı yok. Cemil, bir gün anlayacak, üzeceksin kadını. Anlamaz, merak etme. Zaten aklı iyice bulandı anamı. Rahmetli babamdan alışmış. Uzak bir yere gittiğinde gelirken hep altın getirirmiş anama. Onu biliyorum Cemil. Ama baban herhalde senin gibi sahte altın getirmiyordu. İstersen gerçek altın alayım. Sanki alacak durumumuz var. Konuşuyorsun işte. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nimet Hanım'ın gözü yollarda kaldı. Nasıl? İyi mi annem? Vallahi son günlerde nefes darlığı arttı. Aklı da bazen gelip gidiyor. Ama idare edip gidiyor maşallah. Peki. Anneciğim. Neredesin oğlum? Unuttun mu anneni? Unutur muyum anneciğim hiç? Bak Ayfer de geldi. Öpeyim anneciğim. Canım. Sağ olasın canım kızım. El öpenlerin çok olsun. Anneciğim vallahi çok özlemişim seni ya. Nasılsın, iyi misin? Bu nefes darlığı olmasa idare edeceğim oğlum. Ama bazen nefesim kesilecek gibi oluyor. Onun dışında başka bir şeyim yok. Seni merak ediyoruz anne. Ama işler bırakmıyor. Beni merak etme. Hatice bana çok iyi bakıyor. Kocası Mustafa da öyle. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Allah razı olsun Hatice Hanım. Senden de kocandan da. O nasıl söz Cemil Bey? Bakacağız tabii. Nimet Hanım bizim de anamız sayılır. Söyledin mi Cemil? Hatice ile kocası bana çok iyi bakıyorlar. Ha öyle mi anneciğim? Sağ olasın Hatice Hanım. Ayfer çıkarsana çantadan. Al hayatım. Sağ ol canım. Anne bak, sana ne getirdim? Ah oğlum, her seferinde ne gerek var? Masrafa giriyorsun. Ne demek anneciğim, lafı mı olur? Bak Hatice, ne güzel parlıyor. Anneciğim, bu akşam birkaç günlüğüne Gaziantep'e gideceğim. Bir işim var. Güle güle. Görüşürüz. Kolay gelsin Mustafa Efendi. Hoş gelmişsiniz Cemil Bey. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz gidiyoruz. Annem size emanet. İyi bakın anneme. Ne demek Cemil Bey? Hatice başından hiç ayrılmıyor. İyi iyi bir şey olursa ararsınız. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle. Güle güle. Geç hayatım. Güle güle. Güle güle. Herife bak be. Yılda bir sakat anasını görmeye gelir sonra... İyi bakın anneme olur mu?
Bunak kadını bırakıyorlar başıma. 3 kuruşa Hatice'ye bakar nasılsa. Getirdi mi yine bir tam? Getirmez mi? Vicdanını rahatlatıyor altını verince. Nerede saklıyor bu kara altınları? Ay ne bileyim ben. Odasında bir yerdedir. Amma çok altın olmuştur ha bu sakat bunağın. Oldu ya. Sürüsüyle hem de. Aman hadi ben gidiyorum içeriye. İlaç zamanı. Sağ olasın Hatice. İnşallah yaşlanınca benim halime düşmezsiniz. Abi akşam ne yaptın oyunda? Ne olacak? Yine kaybettik. Şans yok kardeşim bizde. Şans yok. Ama bu şansı kıracağım en sonunda. Kazanacağım. Göreceksin sen de bak. İnşallah abi hadi görüşürüz. Biraz müsaade kardeş. Mustafa çok konuşmayı sevmem bilirsin. Bugün yarın deyip oyaladın beni. Süren doldu. Kadir abicim çok haklısın da bir türlü denkleştiremedim ama söz. Süren doldu dedim Mustafa. Borcunu 3 gün içinde ödedin ödedin. Aa ödeyemedin mi? Acımam sana bilesin. Abiciğim biraz daha zaman versen. Lan karı gibi kıvırma lan. Yiyeceğim bu kadar. Mustafa ne bu halin? Mustafa sana söylüyorum şeytan mı gördün herif? Dırlanma be kadın. Bittim ben. Ne oldu? Söylesene be adam. Kadir'e çok borçlandım Hatice. Ah Mustafa ah. Bu kumar illeti yedi bitirdi bizi. Hala akıllanmadın. Kes dedim sana kadın kes. 3 gün içinde ödemezsem öldürecekmiş beni. Öldürecek mi? Nereden bulacaksın 3 gün içinde? Ah Mustafa ah. Nereden bulacağımı biliyorum. Nereden bulacaksın Mustafa? Nimet Hanım'ın altınları. Ne diyorsun sen? Çalacak mısın? Sen altınları nerede sakladığını bir bul. Gerisi kolay. Altınlarını nereye sakladığını biliyorum ben. Tekerlekli sandalyesinde. Aferin kız. Demek sandalyesinde saklıyor. Aman Mustafa bir delilik yapma. Her gün altınlarını teker teker sayıyor. İmkanı yok. Hemen fark eder. Başka yolu yok. Bir şekilde alacağız. Kocan ölse daha mı iyi? Mustafa, Mustafa, Nimet Hanım doktor diye inlemeye başladı. Çağır şunun doktorunu hadi. Aman iyi be. Tamam Nimet Hanım. Verdiğim ilaçlar sizi belli bir süre rahatlatıp uyutacak. Sağ ol evladım. Bu nöbetler çok arttı. Artık dayanamıyorum. Çok darlanırsanız bu sprey imdadınıza yetişir. Çocuklar, biraz dışarı çıkar mısınız? Tabii Nimet Hanım.
Doktor bey, benim fazla günüm kalmadı. Sizden bir ricam olacak. Böyle konuşmayın Nimet Hanım. Eğer bana aniden hak vaki olursa bu mektubu oğluma vermenizi istiyorum. Tabii Nimet Hanım. Tabii veririm. Ama siz kötü şeyler düşünmeyin. Kriz gelince sipriğinizi getirmeyi unutmasınlar. Cemil Bey, annenizin durumu çok kötü. Bugünü bile çıkaramayabilir. Hemen burada olsanız çok olur. Ama şu an Gaziantep'teyim Doktor Bey. Ancak yarın sabahki ilk uçakla dönebilirim. Umarım annenizi son bir defa görebilirsiniz. Acele edin Cemil Bey. Hoşça kalın. Artık Nimet Hanım'ın krizleri artacaktır. Spreyi kriz geldiğinde nefes borusuna doğru sıkarsınız. Bu çok önemli Hatice Hanım. Unutmayın. Tabii Doktor Bey. Sıkarım. Hatice. Hatice. Ölüyorum, yetiş. Hatice. Hatice. Spreyi getir Hatice. Ölüyorum kızım. Aa, kadın ölüyor, spreyi sıkalım. Ne yapıyorsun Mustafa, öldürecek misin kadını? Zaten ölecek. Daha fazla acı çekmesin koca kadın. Bırak Mustafa. Yapma Mustafa, günahtır. Kurtaralım kadıncağızı. Onu kurtarırsak kocan ölecek. Durdurduğun yerde salak karı. Mustafa öldü galiba. Nabzı atmıyor Mustafa, öldü mü yoksa? Öldü tabii, görmüyor musun? Allah rahmet eylesin. Onu öldürdün Mustafa. Nasıl da yalvarıyordu zavallı. Sus be. Nasıl olsa ölmeyecek miydi? Korkma salak karı. Altınların yerini bilen yok ki. Kim bilir nereye sakladı derler. Bizden kimse şüphelenmez. Ben gidiyorum, altınları kadına vereceğim borcuma karşılık. Sen de doktoru ara. Kriz geçirdi, öldü de. Sana diyorum, sana. Duydun mu beni? Tamam tamam, ararız. Annem. Yetişemedim. Son defa göremedim anneciğimi. Başınız sağ olsun Cemil Bey. Ben de ani bir krizden korkuyordum. Maalesef spreyi yetiştirememişler. Vallahi Cemil Bey, biz yani... Ecel gelmişse gerisi bahane Hatice Hanım. Üzme kendini. Senin anneme nasıl baktığını biliyorum. Sen hakkını helal et. Cemil Bey, son görmeye geldiğimde anneniz bu mektubu size vermem istedi, buyurun. Annenizin vasiyeti galiba. Canım oğlum. Ömrümün sonuna geldiğimi biliyorum. Seni son defa göremem diye bu mektubu yazıyorum. Ben ölünce her şeyim zaten senin. Ama bana getirdiğin altınları yıllardır benim kahrımı çeken Hatice ve Mustafa'ya vermeni istiyorum. Altınları bize mi bırakmış? Altınlar sandalyemin sağ kolunda. Oğlum, senden bu dileğimi yerine getirmeni istiyorum. Fırsat buldukça mezarımda ziyaretime gel. Seni çok seven anne. Üzgünüm Hatice. Ama altınlar sizin işinize pek yaramayacak. Nasıl yani Cemil Bey?
Neden yaramasın ki? Gerçek altın değildi onlar. Annem her gelişimde altın getirmemi beklerdi. Benim durumum malum. Aldıklarım taklit altındı. Ne? Taklit miydi? Hı. Geldik be kardeşim. Başımıza mı yakacaksınız kapıyı? Oo, Kadir abi hoş geldin. Pek hoş gelmedin Mustafa. Niye abi? Ne oldu ki? Ne lan bunlar? Sen beni keriz mi sandın lan? Bu altınların hepsi sahte. Sahte mi? Olur mu öyle şey abicim? Ne olur yapmayın abi. Acıyın bana. Abi. Ne yapıyorsunuz abi? Ben ne yaptım abi size? Abi acı bana, ne olur yapma. Abi yapmayın ben. Sahte altınlarla borç ödemek neymiş gör bakalım. Abi yapmayın, ne olur abicim ya. Abi yapmayın ya. Yandım abi. Yandım abicim. Yandım anam. Yandım anam. Kadir abi yaktın beni abi. Ne yaptın abi ya? Nereye gidiyorsun Hatice? Senin yüzünden hırsız olduk Mustafa. Günahkar olduk. Konuşma be kadın. Nereye gidiyorsun? Yatalak oldum. Ama Hatice bana bakar diyorsan avucunu yalarsın Mustafa. 10 yıldır yatalak bakmaktan usandım ben. Sen ne diyorsun be kadın? Cemil Bey acıdı da sana öldürdüğün annesinin sandalyesini verdi. Sana diyorum. Nereye gidiyorsun Hatice? Ben gidiyorum Mustafa. Hatice sana diyorum gitme. Beni bırakma. Nimet Hanım da böyle yalvarıyordu. Etme bulma dünyası. Hakkını helal et. Gitme Hatice. Allah yardımcın olsun Mustafa. Hatice gitme. Yalvarırım gitme. Beni bırakma Hatice. Gitme ne olursun, gitme Hatice. Hatice beni bırakma Hatice. Gitme Hatice ne olursun Hatice gitme. Gizli Dünyalar'ın ilk öyküsünü izlediniz. Altın iyi ellerde bulundukça ışıldar. Kötü niyetli elleri ise ışıltısıyla karartır. Mustafa'nın gözleri de yüreği de kararmıştı. Sonunda hırsının kurbanı oldu. İşlediği günah Mustafa'ya geri döndü, kötülük cezasını buldu. Peki ya insanın içinde yeşertip büyüttüğü iyilik? Karşılıksız yardım yapanlara duyulan minnet duygusu? İyilik iyiliği doğurmaz mı? İkinci öykümüz, iyiliğin gücüne inananların yüreğini ışıldatacak güzel bir öykü. Burası olmalı. Geçin. Fahri Bey de sizi bekliyordu zaten. Yeni şoför ve ailesi geldi Fahri Bey. Gelin bakayım şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali Bey beni işe aldığınızı söyleyince dünyalar bizim oldu. Kurtarıcımız oldunuz. Estağfurullah. Hakkıydı değil mi adam? Hakkı efendim. Vallahi iş yok, ev yok. Ortada kalacaktık çoluk çocuk. Bu yavrunun neyi var böyle? Durmadan öksürüyor. Hasta Fahri Bey. Doktora da götüremedim. Durumumuz malum.
Hiç olur mu? Bu işler geciktirmeye gelmez. Hemen bugün doktora götürün. Doktor ilaç düşünmeyin. Merak etme sen, ben hallederim Fahri'cim. Doktor İzzet Bey'e baktırırım bugün. Allah sizden razı olsun. Hızır gibi yetiştiniz. Estağfurullah. İnsan insana yardım etmezse insanlık nerede kalır? Sen de güzel yemek yaparmışsın. Nedir senin adın? Feride hanımefendi. Feride, kalacağınız müştemilat biraz küçük ama size yeter. Ben de yerleşmenize yardım ederim. Allah razı olsun. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim hallederim. Hakkı, yarın işe başlıyorsun. Öğlen 3'e doğru çıkarız yola. Düzce'ye gideceğiz. Hiç merak etmeyin Fahri Bey. Fahri Bey, siz olmasaydınız bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Tamam tamam. Hadi gidip yerleşin bakalım. Yarın da öğlen saat 3'te araba kapınızda hazır olacak Fahri Bey. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Turgutçum, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Yarın sayende inşallah bu ihaleyi alacağım, daha iyi olacağım. Yoksa hayatımda ilk defa adam çıkarmak zorunda kalacağım. İşçileri de düşüneceğim tabii Turgut. Hepsi çoluk çocuk sahibi insanlar. Ne yaparlar, ne yerler, ne içerler. Tamam. Tamam Turgutçum. Yardımını bekliyorum. Yarın akşam 7'de buluşuruz. Merak etme, merak etme. Tam 7'de oradayım. Fahri, ne işi bu? Aylardır beklediğim ihale eleman. Amerikan şirketinin işi. Bizim Turgut, oranın genel müdür yardımcısı. İhaleye katılacak firmaları 3'e indirmiş. Ama sen de bıraktırırım diyor. Hayırlısıysa olsun. Ama dikkat et, şaibeli bir iş olmasın. Ben girer miyim öyle bir şey? Kocanı tanımıyor musun sen? Adam eski arkadaşım. Yardım etmeye çalışıyor işte. Hayırlısı. Sen daha iyi bilirsin Fahri'cim. Hakkı. Beni buradan Hakkı. Kendine gel bey. Ne oldu? Kötü bir rüya mı gördün? Tuhaf. Tuhaf bir rüya gördüm Feride. Hayırdır inşallah. Fahri Bey. Canlı canlı mezara gömmüşler. Nasıl yani? Bir mezarlıkta yürüyordum. Bir mezardan biri imdat istiyordu. Fahri Bey'in sesiydi. Sonra kazdım mezarı. Fahri Bey'i çıkardım içinden. Korkutma beni gece gece mezarlık filan. Hadi uyu canım. Kötü bir rüya işte. Evet, kötü bir rüyaydı. Oh, çok kötü bir rüyaydı.
Hadi Leman, dua et benim için. İyi günler efendim. İyi günler kızım. Hakkı hazır mı? Tabii, sizi bekliyor. Tamam. Allah yolunu açık etsin. İnşallah her şey çok iyi gidecek. Hadi Feride, biz de içeri girelim. Tamam. Girelim. İyi günler Fahri Bey. İyi günler. Buyurun. Hakkı. Ya bismillah. Feride. Buyurun Leman Hanım. Hadi şöyle bir kahve yap da içelim karşılıklı. Hem de biraz laflarız. Hemen yapıyorum Leman Hanım. Tamam Turgutçuğum. Oldu kardeşim. Ben de bir saat içinde oradayım. Merak etme sen. Hayatta her şeyi garantiye alacaksın Hakkı. Bak. Bak şu trafiğe. İyi ki bir saat önce çıktık evden. Çok haklısınız efendim. Bu ihale çok önemli Hakkı. Bu işi bir alırsak kimse işini kaybetmeyecek. Keşke bütün iş adamları sizin gibi olsaydı. Gösterdiniz mi çocuğu doktora? Leman Hanım'ın yolladığı doktora gittik Fahri Bey. Çok ağır bronşitmiş efendim. Sayenizde tüm ilaçlarını da aldık. Yakında iyi olacak inşallah. İnşallah. Hastalık ihmale gelmez. Hay Allah. Ne oluyor? Hakkı, ne bu duman? Hararet yaptı. Çok önemli bir sorun yok efendim. Ben şimdi halledeceğim. Hakkı, sabah kontrol etmedin mi sen bu arabanın suyunu? Yol telaşıyla aklımdan çıkmış efendim. Hemen hallediyorum. Bu trafiğin hali ne böyle ya? Ben şimdi yan yollardan çıkıp yetiştireceğim sizi. Merak etmeyin. Tam vaktinde orada olacağız beyefendi. Ne oluyor Hakkı? Yine bir sorun mu çıktı? Siz sakin olun efendim. Ben şimdi bakıyorum ne olduğunu. Lastik patlamış. Hemen değiştiriyorum efendim. Lastik mi patlamış? Hay Allah. Nedir bu aksilikler bugün üst üste? Hem de böyle bir günde. Hakkı oğlum. Tamam. Elini çabuk tut biraz. Emredersiniz beyefendi. Çok üzgünüm beyefendi. Başınıza ne belalar açtım. Aksilik işte. Geldi mi üst üste geldi. Ama biraz çabuk ol hadi. Alo Turgut. Merak etme, geliyorum geliyorum. Bir saat içinde orada olurum. Gelmediler mi yani? Güzel. Tamam kardeşim tamam. Ben bir saate kadar oradayım. Allah'a şükür daha kimse gelmemiş. Yetişiriz değil mi Hakkı? Yetişeceğiz efendim. Sizi oraya mutlaka yetiştireceğim. Hakkı daha beni hiç tanımadan rüyasında görmüş.
Onun köye konuk gitmiştik. Beni görür görmez istetti. Çok ilginç. Demek rüyasında görmüş evleneceği kadını. Ya öyle hanımım. Temiz gönüllüdür hakkım. Sanki içine doğar. Dün mesela rüya gördüydü, uyandı gece yarısı. Ben akşam yemeğini hazırlayayım. Dur, otur. Ayol ne güzel anlatıyordun. Ne rüya görmüştün gece kocan, anlat bakayım. Ama çok kötü bir rüya. Kötü mü? Çatlatma da anlat. Fahri Bey'i kötü bir durumda görmüş hanımım. Hayırdır inşallah. Nasıl kötü durumda? Hakkı bir mezarlıkta geziyormuş. Sonra bir mezardan sesler duymuş. Bakmış ki Fahri Bey'in sesi. Kurtar beni Hakkı diye bağırıyormuş. Sonra Hakkı mezarı kazmış. Bir de ne görsün? Fahri Bey canlı canlı mezarın içinde. Çekmiş çıkarmış mezarın içinden Fahri Bey'i. Fahri'yi mezardan çıkarmış demek. Ya öyle hanımım. Hay Allah, bir bu eksikti. Belgeleriniz lütfen. Buyurun. Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız? Çok önemli bir toplantım vardı da memur bey. Çok geç kalmıştık. Beyefendi, hiçbir şey canınızdan önemli olamaz. Ceza kesmek zorundayım. Hey güzel Allah'ım, bu adamda mı var bir düz tabanlık, anlamadım ki. Sabahtan beri her şey ters gidiyor. 5 dakika geç gidin ama canlı gidin. Hadi iyi yolculuklar. İyi günler. Her şey bitti artık. Mahvoldum. Anlaşma bitti. Bütün umutlarım bitti. Çok özür dilerim Fahri Bey. Bütün suç benim. Sizin yaptığınız iyiliklerden sonra... eve döner dönmez işten ayrılacağım. Yarıldı. Deprem miydi bu Hakkı? Evet Fahri Bey. Çok büyük bir deprem oldu galiba. Allah. Şebeke çekmiyor. Acaba deprem nerede oldu? Şu radyoyu açsana Hakkı. Son dakika haberi sayın dinleyiciler. Merkez üstü Düzce ilçesinde saat 18'de 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Düzce ve çevresinde büyük yıkıma yol açtı. Ölü ve yaralı sayısının çok olduğu tahmin ediliyor. Gelişmelerle tekrar sizlerle olacağız. Ne diyorsun sen Fahri? Yani toplantıya yetişsen ölecek miydin? Evet. İhalenin yapılacağı bina yerle bir olmuş. Binadakilerin hepsi ölmüş. Yetişsem ben de yoktum şimdi. Senin Düzce'ye varmanı Allah engelledi Fahri. İyi kalpliliğine mükafatını gördün. Zavallı Hakkı. Beni yetiştiremediği için üzüntüsünden ölecekti. Farkında olmadan hayatımı kurtardı. Hakkı her şeyin farkındaydı Fahri. Senin oraya gitmeni engellemek için Allah Hakkı'yı görevlendirmişti. Ve Hakkı da elinden geleni yaptı. Nasıl yani? Dinle bak. Hakkı dün gece rüyasında... Deprem. Hepimiz yasa boğan milli bir felaket. Yaralarımızı sarmak halen çok güç.
İzlediğimiz bu gerçek yaşam öyküsünde Hakkı'nın duyduğu minnet duygusu o kadar güçlüydü ki felaketin adını koyamadı. Ama iyiliğin gücüyle bir canı kurtardı, minnet borcunu ödedi. Kıskançlık, iftira, yalan. Bir insanın içini bu kötülükler doldurmuşsa artık onu kim durdurabilir? Evet sevgili seyirciler, sesinizi duyar gibiyim. İlahi adalet. O her yerde gücünü gösterir. Tüyler ürperten bu ibret öyküsünü hep birlikte izleyelim. Hadi oğlum aç şunu. Ali. 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 Oğlum. Gel bakayım buraya sen. Ne var anne? Yeter artık oynadığın. Hadi gel 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 gel. Dur bakayım dur. Terlemişsin. Yürü hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk. Geç de elini yüzünü yıka. Şuraları silsene. Görmüyor musun? Çamur içinde kalmış. Silmiştim demin. Sildiysen sildin. Bir daha sil. Hem sen yemekleri yaptın mı bakayım? Ocakta pişiyor. Ocakta pişiyor. Elini çabuk tut. Sofrayı hazırla. Ömer gelir birazdan. Lan bu? Zehir mi çorba mı? Kim yaptı lan bunu? Ayşe yaptı. Beceriksiz karı. Hayatta neyi yapmayı becerdin ki zaten? Yapma evladım. Böyle konuşma. Günahtır. Olmuş bir kere. Ana! Sen de Ayşe'nin avukatı oldun vallahi. Ne koruyorsun bu beceriksiz şeyi? Ben ikinizi de ayırmam Fidan. Ama günah değil mi ona da? Evimizin tadını tuzunu kaçıran sanki o değil. Yeter be. Kesin sesinizi. Zehir ettiniz bana yemeği. Kendini kızım. Bak ben de üzülüyorum. Anacığım ne kadersiz bir kadınım ben. Ömer haklı. Eğer bir çocuk yapabilseydim o zaman üstüme kuma getirmezdi. Kader işte. Bahtsız yavrum benim. Üzme kendini. Güçlü ol. Yıllardır baktığın yetmedi mi bu kısır kadına? Yolla gitsin babasının evine. Bak o zaman ne mutlu oluruz. Oğlumuz sen ve ben. Ha Ömer? Kaç defa söyleyeceğim. Olmaz. Bizim kitabımızda yazmaz böyle bir şey. Ne yani? Ömür boyu katlanacak mıyım ben ona? Katlanacaksın Fidan. Başka yolu yok. Hem niye dertleniyorsun ki? Evin bütün işini o yapmıyor mu? Anlamıyorsun Ömer. Bak, biz bize olalım istiyorum.
Ben razıyım. Yaparım bütün işleri. Ha kocacığım? Yeter artık Fidan, hadi. Uykum var benim. Bol bol havuç yediler. Sevinip gülüşerek kurtulduk mu dediler. Ama tavşanın bir derdi varmış. Ali, gel buraya bakayım. Ama anne, bana masal anlattı. Sana gel buraya dedim. Ne musallat oluyorsun sen oğluma? Halime sakın bir daha yaklaşma. O benim oğlum. Anlıyor musun? Benim oğlum. Fidan, ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Başımızda püsküllü bela. Sende gurur olsa çoktan giderdin babanın yanına. Gitsene babanın yanına artık. Rahat bıraksana bizi. Sabret kızım, sabret. Ana vallahi giderdim babamın evine. Ama almazlar beni. Alsalar giderim. Üzülme benim altın kalpli gelinim. Ömer oğul sevdasına Fidan'ı kayırıyor. Sabredeceksin kızım, sabredeceksin. Yakalasın hadi. Ya böyle işte. Ömer duyacak diye ödüm patlıyor. Deme be Fidan abla. Ayşe kötü bir şey yapsın. Ay inanma. Peki nereye kayboluyor öyleyse saatlerce? Soruyorum neredesin diye, cevap veremiyor. Sen olsan ne düşünürsün? Ayşe sessiz kızdır. Kendi halindedir ama... Demek yere bakan, yürek yakanmış. Bu işin altında bir iş var ama... Bak, emin olmasam tövbe anlatmazdım sana. Bir çay daha dökeyim mi? Yok yok, kalkacağım. Ömer gelir biraz da. Otursaydın, ne güzel konuşuyorduk. Bak komşu, sakın kimseye söyleme anlattıklarımı. Ömer'in kulağına giderse öldürür vallahi şeyi. Söyler miyim hiç? Sen merak etme. Hadi. Yine gel. Allah'a ısmarladık. Aman aramızda kalsın anlattıklarım. Kız Nermin. 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 Gel. Gel hadi gel 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 gel. Ay ne oldu kız abla? Benden duymuş olma ama Ayşe var ya. Ha. Evden kayboluyormuş ikide bir. Günahı boynuna ama iyi konuşmuyorlar. Aa, hayatta inanma. Ay vallahi kız. Kumalık başına vurdu herhal. Ay ne de namuslu gözükür değil mi? Ayşe bunu yapsın. Çok şaştım kız abla. Benim karı söyledi vallahi. Ömer'de de günah var. Karısını toptan unutursa olacağı bu. Ya günahtır. Laf taşımayın kadınlar gibi. İşi vardır çıkmıştır kadının. Niye hemen kötüye yoruyorsunuz? Öyle deme. Beş parmağın beşi bir değil. Olur mu olur. Selamün aleyküm millet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ömer gel geçelim şu masaya. Hadi. Hayır oluyorsun bir durum mu var? Ömer bir şeyler duydum ama eğri midir doğru mudur bilemem. Günah da almak istemem. Ne oldu ki? Ayşe yenge. Ne olmuş Ayşe'ye? Seneden çıkınca sokağa fırlıyormuş. İleri geri konuşuyor mahalleli. Ayşe. Benim Ayşe. Kim diyor lan bunu? Tövbe ben inanmadım. Ama ateş yanmayan yerden duman çıkmaz. Ama sen yine de öfkelenmeden bir öğren şu işi. Sağ olasın Hüsnü. Ben gidip işin aslını öğreneyim. Kulağın duyuyor mu oğlum? Ayşe'nin şuradan şuraya adım attığı yok. Kim dediyse sana iftira atmış benim gelinime. Yalan Ömer, iftira. Bir daha bu evden dışarıya adım attığını duyarsam gebertirim seni, bacaklarını kırarım. Anne bak, sana da söylüyorum. Bu kadın evden dışarıya çıkmayacak. Ne yani? Bu kadın bu evde kalmaya devam mı edecek? Gitmeyecek mi bu evden? Kes lan sesini. Ha ha ha!
Ağlama kızım. Geçecek. Her şey düzelecek. Ağlama çocuğum. Nasıl onu bu evde tutarsın Ömer, anlamıyorum. Konu komşunun yüzüne nasıl bakacağız biz? Uzatma. Ben de zaten öfkeme kapıldım. Günahını aldım kadının. Ayşe yapmaz. Ay, bir de kadın namus timsali kesildi başımıza. İnanmıyorum. Gitsin bu evden Ömer. Gitsin. İstemiyorum. Yetti be. Zıbar hadi. Hadi anne, geç kalıyoruz. Otobüsü kaçıracağız. Tamam oğlum. Akşama döneriz, tamam mı? Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hadi kalın sağlıcakla. Selam söyle anne. Güle güle. Güle güle anneciğim. Güle güle. Ah, ah, anne ah, ne olur ah. Dışarı çıkayım. Benim güzel oğlum. Yiğidim benim. Hadi çık dışarı ama çok terleme mi yavrum? Hı. Hadi. Tamam. Başımın belası kadın. Senden nasıl kurtulacağımı biliyorum ben. Ancak geberirsen kurtulacağım senden. Yardım edeyim mi Fidan? Yok yok Ayşe'cim. Sen işine bak, ben hallederim. Ayşe, ben düşündüm, taşındım. Madem bu evde birlikteyiz, bu evde kardeş kardeş yaşayalım, ha, ne dersin? Sahi mi söylüyorsun Fidan? Artık ağız tadıyla yaşayalım, değil mi Ayşe? Ben sana çok haksızlık yaptım. Beni affet. Ben her şeyi unuttum bile Fidan. Kayınvaliden bizi böyle görseydi nasıl sevinirdi. Ya, artık böyle olacağız. Al bak, sana kurabiye yaptım. Afiyetle yersin artık. Oldu mu Ayşe? Çok sağ ol Fidan. O zaman ben de çay koyayım, geleyim. Hay Allah. Ben nimetlere kadar çıkacağım. Beni çağırmıştı. Sen ye. Beni bekleme. Tamam. Getireyim. Ne o? Kurabiyelere mi bakıyorsun? Hı hı. Annem bana yapmıştı ama sana kısmetmiş. Canın çektiyse al bir tane. Hepsini alayım mı? Hepsini alabilirsin.
Hadi çok terleme. Tamam. Fidan sen mi geldin? Kurabiyeleri yemedin mi sen? Yok, Ali istedi, ben ona verdim. Ne? Ali'ye mi verdin? Zehirli kurabiyeleri Ali'ye mi verdin? Ali nerede? Söylesene, nerede o? Dışarıda oynuyor. Ali! Ali! Oğlum! Ali! Ne yaptım ben? Oğlum benim! Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Kendi ellerimle oğlumu öldürdüm. Ayşe, seni öldürecektim ben. Ali! Oğlumu öldürdüm, Ali'mi. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm Ayşe. Onu ben öldürdüm. Ali. Fidan, içinde büyüttüğü kötülüğün cezasını acıların en büyüğü olan evlat acısıyla ödedi. Hayatta o kadar güzel duygular var ki, sevgi, dostluk, dürüstlük, mutluluk. Yüreğimizi bu duygularla dolduralım. Kötülüğün içimize girmesine izin vermeyelim. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.